Yeni nesil iPad Air'in kutu açılışını kısa video halinde paylaştıktan sonra pek çok yorum geldi. Değerlendirme yapabilir misin? Almayı düşünüyoruz. Nasıl bir performansa ve özelliklere sahip anlatır mısın diye. Doğrusu ancak vakit bulabiliyorum. Biraz gecikti kusura bakmayın ama bu videoda ilk izlenimlerimi paylaşacağım. iPad Air 5. nesille ilgili. Lafı uzatmadan hemen kutu açılışından bahsetmek istiyorum. Onun videosu zaten şurada var. Kanalda da yükledim shorts olarak İçerisinden yine bildiğimiz iPad aksesuarları çıkıyor. 20 watt'lık şarj adaptörü ve Type-C kablo. Alt tarafındaki Type-C portundan bunun özelliğine, yeniliğine birazdan geleceğim. Şarj edebiliyorsunuz, veri transferi yapabiliyorsunuz. Beraberinde gelen yeniliklerden bahsetmek istiyorum. iPad Air 5 ile beraber çok daha güçlü bir işlemci ile birlikte geliyor iPad Air 5. Arkamda gördüğünüz MacBook Air'in işlemcisine sahip. Apple Silicon M1'e sahip yani bilgisayar performansına bu tarafta da artık erişmeyi başlıyoruz. Gerçekten inanılmaz özellikler sunuyor bu M1'in getirdiği avantajlar. Aynı zamanda yine M1 ile birlikte gelen bir avantaj daha. Buradaki Type-C portu iki kat daha hızlı veri transferi imkanı sunuyor. Yine bu da aslında M1 çiple beraber gelmesinden kaynaklı diye tahmin ediyorum ben. Bu da önemli bir iyileştirme. Özellikle mesela Photoshop'ta fotoğraf düzenlemesi, Lightroom'da fotoğraf düzenlemesi yapacaksanız, video edit yapacaksanız bu cihaz içerisinden LumaFusion'da örneğin gerçekten işlerinize hızlandıracak bir çözüm olduğunu söyleyebilirim. Buradan direkt mesela LumaFusion'da takıp SSD üzerinden çalışmada yapabilirsiniz. Hemen aklıma gelmişken depolama seçeneklerinden de bahsedeyim. İki tane seçenek var. 64 ve 256. Burada 64 yerine 128'i görmek isterdim. Ne yalan söyleyeyim. Ama genel kullanım için şöyle değerlendirmek gerekirse 64 GB pek çok kullanıcı için en az birkaç yıl yeterli gelecektir diye tahmin ediyorum. Elbette burada veri yönetimini güzel şekilde ayarlamak lazım. Yani içerisine yüklediğiniz dosyaları işiniz bittikten sonra silerseniz 64'lük de yeter diye düşünüyorum. En azından bana yetiyor hani öyle söyleyeyim. Merak edenler olur. Benim kullanımımda yetiyor. iPad Air'deki yeniliklerden biri de ön kamera. Artık Center Stage özelliğine sahip ön kamera iPad Air modeline de geldi ve böylece tüm iPad modelleri aslında bu özelliğe kavuşmuş oldu. Ayrıca tabi bu özelliğin gelebilmesi için buraya yeni bir kamera sensörünün de eklenmesi gerekiyor. 12 megapiksellik ultra geniş açılı kamera yer alıyor burada. Bununla fotoğraflar çekmek çok keyifli gerçekten. Videolar çekmek de yine aynı şekilde. Ultra geniş açılı bu center stage kamerayı ben açıkçası iPhone'da da görmek istiyorum. <laughs> Niye derseniz ben telefonla video çekmeyi çok seviyorum. Hatta kanalımda da pek çok video var telefonla çektiğim. Ön kamera biraz dar kalıyor. Ben daha geniş açılı şekilde kaydetmek istiyorum. İşte o zaman ön kamerada da böyle bir şey olsa kendimi ekranda görerek kaydetmek inanılmaz keyifli olur gerçekten. Umarım bu özellik de yakında sunulur. Ayrıca 5G özelliğine de sahip oldu. Burada da iPad'den biraz kopya çekiyorum. 5G özelliği de tabi eğer LTE modelleri alırsanız ve Türkiye'de en kısa zamanda umuyorum ki 5G teknolojisi gelince yüksek performanslı şekilde mobil veriden de yararlanabileceksiniz manasına geliyor. Bu da önemli bir iyileştirme. Bir önceki nesle kıyasla olan yenilikler temel olarak bunlar da aslında. Şimdi biraz iPad Air'in genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Burada 10.9 inçlik Liquid Retina ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü gerçekten çok başarılı. Orada hiçbir problem yok. Aynı zamanda yine daha önceki modelde olduğu gibi burada parmak izi okuyucu var. Buradan basıp açabiliyorsunuz tableti ve işte ödeme yapmak istediğinizde vesaire Touch ID güvenliğiyle sağlayabiliyorsunuz bunu. Aslında bundan az önce bahsetmem gerekiyordu ama farklı renk seçenekleri de sunuluyor iPad Air 5'te. Bu bendeki Starlight rengi. Güzel bir renk gerçekten ama benim favorim mavi rengi. <laughs> mavi renk gerçekten çok güzel olmuş. Bununla birlikte tabi arka tarafında kamerasını hemen söyleyeyim size. 12 megapiksellik bir kamera daha var burada geniş açılı. Bununla da yine 4K videolar kaydedebiliyorsunuz. iPad mini de olan flash bunda yok mesela. Bu arada hemen söyleyeyim iPad mini ile bunu da kıyasladığım bir video çekeceğim. Hangisi size uygun? Bununla alakalı bir video gelecek. O yüzden bu kıyaslamaya bu videoda veya inceleme videosunda pek fazla girmeyi düşünmüyorum. Alt tarafta mikrofonu var, sağda ses arttırma, azaltma ve üzerinde zaten açma kapama butonu var, Touch ID'li. Ve şöyle yatay şekilde kullandığınızda sağ ve solda iki tane hoparlör olduğu için stereo şekilde ses sunabiliyor. Şimdi size kendi deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Beni takip edenler bilir. İlk iPad deneyiminin tam anlamıyla iPad 8. nesilde yaşamıştım. iPad 8'den 9'a geçtim. Bununla birlikte iPad mini de kullanıyorum aktif olarak. Hatta işte az önce göstermiştim. Şu an mesela notlara buradan bakıyorum. Bu iki cihazdan iPad 9. nesil ve iPad mini'den sonra bunu deneyimlemek nasıl oluyor? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. iPad 9. nesil de zaten yakın denebilecek bir ekran boyutuna sahipler ama burada tabii çok daha güncel bir tasarım var. Daha ince daha rahat kullanılabiliyor ve çok daha performanslı. Ama iPad mini ile kıyaslarsak mesela işte o zaman da yazma deneyimi olarak iPad mini'ye kıyasla büyük ekrana sahip olduğu için not alırken çok daha ciddi avantaj sağladı. Elimi mesela tamamen üzerine koyup elim kaplayacak şekilde ekranı çok daha uzun süreler mesela konforlu şekilde yazı yazabileceğimi anladım. Özellikle not almak için eğer boyut problemi yoksa da yani yanınızda çok ufak bir şekilde taşımak istemiyorsanız mesela iPad Air daha doğru bir tercih olabilir bu anlamda. En önemli avantajlarından biri de yine Mini ile kıyasladığımızda e, klavye takılabiliyor olması. Magic Keyboard'u da deneyimlemek istiyorum. Eğer deneyimlersem zaten sizinle en hızlı şekilde deneyimlerimi paylaşırım. İşte o zaman bunu tıpkı bir bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Elbette macOS işletim sistemiyle kıyaslamak doğru olmaz ama iPadOS'in kendi dinamikleri içerisinde gerçekten klavye ile birlikte ve üzerindeki trackpad ile birlikte çok verimli kullanım imkanları sunacaktır diye tahmin ediyorum. Her zaman söylüyorum ama tekrarlamak gerekirse kesinlikle bir iPad alacaksanız bunu da yanında almanızı tavsiye ediyorum. Hatta bu kalemin avantajları ile ilgili, özellikleri ile ilgili bir videoda çektim. Şuradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanalımda da bulabilirsiniz iPad Air 5 bir iPad'den beklentileri çok büyük çoğunluk için karşılayacak yeni nesil teknolojilere sahip çok güzel bir seçenek olmuş. Yani ihtiyaçlarınız iPad Pro profesyonel seviyede değilse tercih edebileceğiniz hem güncel tasarıma hem çok güçlü işlemciye sahip bir cihaz olarak iPad Air çok doğru bir tercih olacaktır. Öte yandan 9. nesille de kıyasladığımızda yeni nesil tasarımı ve benim çok önemsediğim Type-C portu da daha iyi deneyim sunmasını sağlıyor iPad Air 5'in. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen zamanda zaten işte bir gün boyunca iPad Air'den nasıl yararlanıyorum veya iPad Air ile ilgili genel uzun kullanım değerlendirmem neler bunlardan farklı videolarda bahsedeceğim. O yüzden kanalıma abone değilseniz abone olarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.